Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, hepinizi selamlıyorum. Kadıköy Sokak ana kanalındasınız. Arkadaşlar lütfen bu videoya beğeni atın. Hatta size bir şey söyleyeyim. Ee, buraya üye olup ya da üye olmadan düzgün böyle video ile alakalı uzun bir yorum atın arkadaşlar. Yani bu videoda beğeni sayısı şöyle bini geçsin. Yorum sayısı bini geçsin de bütün şikayetler silinsin. Arkadaşlar videolar keşfete çıkmıyor. Abonelere görünmüyor. Yani o kadar iğrenç bir e, şikayet durumundayız ki derdimi anlatıyorum diyorlar ki prim kasıyorsun. Prim falan kasmıyorum arkadaşlar. Sizlerden talep ediyorum, rica ediyorum. Ayrıca kısa kısa diye bir oynatma listemiz var. Tamamını izlemeniz 2 saatinizi almaz. Açık bırakın, tümünü oynat diye. Bırakın arka planda oynasın. Ya yani şu kanala var ya o kadar büyük katkıda bulunmuş olursunuz ki Allah razı olsun. Ben şöyle söyleyeyim. Benim e, bir ihtiyacım var, bu ihtiyacım var. Kim benim ihtiyacımı giderirse Allah da onun bir ihtiyacını gidersin inşallah. Şimdi Fenerbahçe'de değişim yaşanıyor. Transferler arka arkaya e, açıklanıyor. Hani gidenler açıklanıyor, kalanlar açıklanıyor, gelenler açıklanıyor, gidenler açıklanıyor. Mesela Fenerbahçe'de kim gitti? Crespo gitti. Kim gitti? João Pedro gitti. Yani iki isim Fenerbahçe'den transfer olmuş durumda. Ve Fenerbahçe bu iki ismin e, ayrılığına ek olarak daha ayrılması gündemde olan birçok isim var. Ancak e, şu an bu videonun konusunda önüme ne gelirse onu konuşacağım. Şimdi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi diyor. Bunun hiçbir önemi yok. Süper Lig'de şampiyonu oranlar değil, federasyon ve hakemler belirliyor. İnşallah adalet belirler. İnşallah adaletli şekilde şampiyon belirlenir. İnsanlar da BN Sports üyeliğini devam ettirir. Mesela Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hangisi olursa olsun hak eden kimse o olsun. Yoksa ben açık söyleyeyim. Ben BN Sport üyeliği almak istemiyorum. Olanlarınkini kullanıyorum. Hani Galatasaray maçlarını, Beşiktaş maçlarını başkası. Ben de Fenerbahçe maçlarını izler şekilde izliyorum. Yani bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ali Koç FETÖ zamanında yaşadıklarımız gibi diye Ali Koç'un uzun uzun diye açıklamaları var. Süreci anlatıyor. Göztepe'de yaşadıklarımızı anlatıyor. Bazen de Ali Koç'un anlatması hiçbir işe yaramıyor. Niye yaramıyor? Çünkü arkadaşlar karşımızda bir oluşum var yani karşımızdaki oluşum her yönden her yerden bir yerleri bağlamış bir şeyleri bağlamış yani biz yırtınsak da çırpınsak da hiçbir şey değişmiyor onu söyleyeyim ama ne değişebilir mesela Fenerbahçe taraftarının bakış açısı değişebilir ya arkadaş bu kadar da hakkımız iniyor bu adamlar da hani isyan ediyor sitem ediyor da haksız değilmiş dediği anda iş biter Fenerbahçe taraftarı uyanık olmalı. Conte Fenerbahçe'den istiyor. Şivanski. Arkadaşlar Şimanski istiyorlar. Şimdi bu doğru. Yüzde bir milyon doğru. Bak burada abes yok. Yalan yok. Palavra yok. Uydurma yok. Yüzde bir milyon doğru. Yalnız sosyal medyaya bakıyorum. Şimanski'ye 30 milyon euroya istiyorlarmış. 40 milyon euroya istiyorlarmış. Lan yanlış anlamayın. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nu bir kenara bırakıyorum. 30 milyon euroya satılmayacak adam yok Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'ye bugün ferdi hariç kim için gelirseniz gelin 30 milyon euro verin anında paketlenir yani paketleyip kapıya kadar göndeririz. Şimanski için verdikleri teklif 18 milyon euro. O da bonuslarla. Yani 14 peşin 4 bonus 18. 25 deseler şimdi satarız. Şimanski'ye 4 kulüp teklif yapmış. 2 kulüp 30'ar milyon euro. İşte Arsenal 30 vermiş. Şurası 30 vermiş. Milan 40 vermiş falan. Arkadaşlar bu Barış Alper Yılmaz konusundaki Galatasaray'ın uydurmuş olduğu yalanlara, palavralara karşılık Fenerbahçe'de bazı fenomenlerin e, küçük şakaları. Anladınız mı? Küçük şakalar yani bu palavralar e, bunu doğuruyor. Şimdi bir oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyordu. Oyuncu Türkiye'ye gelmem diyordu ama şimdi gelirim gelebilirim diyor diyorlar. Bu oyuncu Scott McTominay arkadaşlar. McTominay hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın ilgilendiği bir isim. Doğru ya doğru. Ve Scott McTominay iki takımın da ilgisinden memnun mu? Memnun. Niye? Piyasa yapıyor adam. Adamın işine geliyor. Öyle değil mi? Yani mesela şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu kötü niyetli bir futbolcu olsa Ferdi'nin işine gelir sürekli transfer haberleri. Bak benim adım yine geçti. Falan yapar. Bu arada Ferdi'yi siz gitti olarak görün. ben bir dost olarak söylüyorum. Hocam Ferdi'yi satan şampiyonluğu satar. Hangi ayette yazıyor? Yıllarca sizin bu cümleleri kuran ukala kişilerin şu cümlelerine maruz kaldık. Fenerbahçe'yi sen hakemi de yeneceksin. Niye? Çünkü hocam Arap suresi 92. ayette yazıyor ki Tövbe estağfurullah. Lan ağzınız bir tarafınıza dönecek yapmayın etmeyin ya. Yapmayın ya. Ya Fenerbahçe'nin uğraştığınız kadar gidin kendinizle uğraşın ya. Fenerbahçeyi sen hakemi de yeneceksin. Niye? Salaksın çünkü. Salak olduğun için hakemi de yeneceksin. Böyle bir şey var mı ya? Galatasaray sen hakemi yen. Olmaz Galatasaray salak değil geri zekalı çünkü yenemez. Ya böyle bir şey var mı? Galatasaray hakemi yensin. Beşiktaş'san hakemi yeneceksin. Bir daha söyle bakalım Beşiktaş tribünleri size hangi şeyi gösteriyorlar? Yani edepsiz şeyi gösteriyorlar. Bir göz söyleyin ya Beşiktaş tribünlerine. Beşiktaş'tan hakemi de yeneceksin. Hadi lan oradan. Klişe klişe sözler. Saçma sapan sözler. Ya Allah aşkına ya. Bıktım gerçekten de bıktım ya. Yani. Böyle klişe sözler. Ferdi kardeşim. Çocuk elinden geleni yapıyor. Güzel de teklif gelmiş. Ben Ferdi olsam derim ki ulan beni ne zaman göndereceksiniz? Yeter. Oynadım. Güzel oldum. Oynadım. iyi oldum. Oynadım. Size de para kazandıracağım. Yeter. Hadi gideyim derim. Anladınız mı? Bunu da söylemiş oldum. Şimdi McTominay için de şunu belirteyim arkadaşlar. Napoli falan istiyor. İsteyen bazı kulüpler var. 25 milyon euro çekiyor kulübü. 25 milyon euro herkese pahalı geliyor. 20'ye düşelim diyor. 20 de pahalı geliyor. Fenerbahçe gelin size keş 12 milyon euro verelim diyor. İşte oraya da opsiyon ekleyelim. Şu kadar maç oynarsa şu kadar bonus. Işte şampiyonluk bonusu falan diye. Bakacağız arkadaşlar kabul edecekler mi etmeyecekler mi? Hep birlikte bakacağız. Fenerbahçe'de bu arada Ferdi demiş ki Osterwolde'den de bir karar var. Nedir Osterwolde kararı? Şimdi Osterwolde'ye teklif var mı? Var. Ciddi teklifler var hem de Jadon Osterwolde'ye. Fenerbahçe Osterwolde'ye gönderecek mi? Hayır. Ama hocam Ferdi gidiyor. İşte Osterwolde'de o kadar teklif. O zaman biz sol mi alacağız? Hayır. Biz stoper alacağız. Sol ayaklı sol stoper. Hatta Osterwolde'nin sözleşmesi 2027'de bitiyor. İki sene de uzatma fikrimiz varmış da. Bu doğru bir haber değil. Bakın biz Hermoso ismi. Hermoso boşta. Hiçbir takımla da pıtı pıtası yok. Yani tam bizim alacağımız tipte. Götür. Al. Transfer et. Yani nasıl olsa bedava sözleşmesi yok. Öyle değil mi? Mesela bak Yasin Özcan'ı da alabiliriz biz. Yasin Özcan da e, sol ayaklı. Hem sol stoper hem sol bek oynayabiliyor. Yani inanın Osterwolde, Levent Mercan, e, Yasin Özcan e, yani 3 tane 23 yaşında oyuncu. Fenerbahçe solu dolu dolu gelir ya. Gerçekten de. Hakkımızda da olsun arkadaşlar. E, onun dışında Göreska sefer demiş. Fenerbahçe Göreska'yı alıyormuş arkadaşlar. Haberiniz var mı? Ha benim yok da o yüzden soruyorum. Sizin varsa bana duyum verin. E Göreskay'ı nasıl alacaksınız? Hangi parayla alacaksınız? Ne ile alacaksınız? Hocam sakız vereceğiz. Onlar da Göreskay'ı verecek. Ya böyle oluyorsa ne güzel. Oyuncunun kronik sakatlığı var diye yorumlarda 1.682.499 kere yazan siz dersiniz. bu arada onu da hatırlatayım. Ulan sürekli mi futbolcu sakat yazılır? Hocam o kronik. Hocam onun kalbi sakat. Hocam onu almayalım. Hocam onu almayalım ne olur hocam ne olur ne olur ne almıyor lan yeter. Bayemini bize verecekmiş de bayemini feragat etmiş de. Ya arkadaş oyuncuya sakat diyen Fenerbahçe taraftarı. Oyuncuyu almayalım diyen Fenerbahçe taraftarı. Oyuncudan hayır gelmez diyen Fenerbahçe taraftarı. Şimdi ne hikmetse alalım diyor. Geçiniz. Fenerbahçe'ye kötü haber Yıldız oyuncuyu kaptırdı transfer listesinin en üstündeydi. Kimdi? Sander Berge. E ee, Kaptırmışız hocam. Sander Berge gitmiş. Nereye gitmiş? Kalbinin götürdüğü yere gitmiş hocam Sander Berge. Ya arkadaşlar. Futbolcu bizimden anılınca çöp oluyor. Futbolcu başka takıma gidince Fenerbahçe çok istemişti. Allah'ım adı. Dünyaca ünlü yıldız transfer oldu. Hatta ha ya, transfer markında Burnley'nin futbolcusu gözüküyor ama. Yani ben bilemem. Yani çok da içimin attığı bir isim değildi. Fenerbahçe'ye Norveçli dinamo orta sahayı kasıp kavuracak. Bu kimdi ya? Hani burada ben bir sürü isim almışım da notlarıma. Yani kim olduğunu bile unuttum. Christios Zaferis ismiydi ya. Herhalde buydu. Hocam sen vereceğin duyumu bilmiyor musun? Arkadaşlar Kristis Zaferisiz ha. Bu arkadaşımız evet. 7 milyon euro Slavia Praha'nın oyuncusu. Merkez orta saha oyuncusu. 3 ee, maç 1 asist diyor. Şampiyonları gelemesi 3 maç 1 asist. 6 maçta 1 gol 1 asist. Bu arada Slavia Praha'nın hakkını yediler hocam. Lil maçında e, attıkları 2 golü saymadılar. Lili kolladılar falan diyorlar. Ben bilmiyorum. Maçı izlemediğim için yorum yapmak istemiyorum ama... Ee, bu haber doğru değil. Kristis Zaferisis'le bizim bir alakamız yok ikiz. Tamam. Balıkesir Spor Fenerbahçe'den kiraladı. Yani genç oyuncuyu kiralıyoruz. Balıkesir Spor'a mesela biz e, altyapıdan bir oyuncu verdik. E, Samet Seymen Sargın'ı kiralamışlar. Biz şimdi onlardan bir futbolcu aldık. Yani kesnen böyle aramızın güzel olması iyi bir şey arkadaşlar. Alt lig takımlarından olabildiğince dostun olması lazım. Çünkü futbolcu kiralamak zorundasın. Sen Fenerbahçe'sin. Sen Fenerbahçe'sin kiralamak zorundasın. Sonra başka ne var? Sıradaki haber. Fenerbahçe'ye yeni orta saha Medina. Aaa işte burası kritik. Sketmek McTominay'ı konuştuk ama Christian Medina'yı transfer etmişiz arkadaşlar. Vallahi bak. Christian Medina %100 Fenerbahçe'deymiş. Hayırlı olsun. Hocam bak kafa buluyorsun. Küfür edeceğim. Tap map yapacaksın şimdi. Hayır hayır. Hristiyan Medina Fenerbahçe'deymiş arkadaşlar bak. Yemin ediyorum size. Ya Serdar Alçelikler söyledi. Yavuz Sabuncuoğlu söyledi. İbrahim Seten söyledi. Gürcan Bilgi söyledi. Dördü de Fenerbahçe'nin Medina'yı aldığını söylüyor. Hocam şey söyledi mi Ahmet Ercanlar? Yok söylemedi. Ha Ahmet Ercanlar söylemediyse kesin Fenerbahçe'dedir hocam. O şey yapmaz. Söylemedi. söylemez. Ya ben şunu söyleyeyim. Futbolcu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bilgim yok. İzleyen arkadaşlarımız sağ olsunlar. Kimisi diyor ki hocam hayatında gördüğün en iyi futbolcu. Kimisi diyor ki hocam işte ee, Fred'in yerini doldurur. Kimisi diyor ki hocam bu çocuk bardağı su bile dolduramaz diyor. Ben sizin yalancınızım ne diyorsanız. Ama şunu söyleyeyim 23 yaşın altında 22 yaşında bir genç isteyecekleri bonservis bedeli de çok önemli tabi. Ne kadar diyecekler ne kadar edecekler hep birlikte izleyeceğiz ama birçok kişiye göre Fenerbahçe'ye %100 olarak orta saha transferini bitirdi. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Yani son dakika e, Fenerbahçe'de orta saha transferinde mutlu son. Hayırlı olsun yeni Fred'imiz. Şimdi herkes bunu söylerken ben söyleyince şimdi ben kötü olacağım ama canınız sağ olsun. Yani yetenekli bir çocuk belli. Yetenekli olmasa bu kadar transfer market verisi olmaz. Ama hep birlikte bakacağız arkadaşlar. İzleyeceğiz, göreceğiz. Fakat 10 milyon euroyu çok geçikmiş bir para istiyorlardı. Ha Gürcan Bilgis Fenerbahçe Arjantin'e geliyor hem de 22 yaşında. İbrahim Seten Fenerbahçe'de orta saha için en kuvvetli aday Medina. Serdar Açelik'le Fenerbahçe'nin yeni 8 numarası Christian Medina olacak. Hani hocam adamlara iftira atıyorsun falan demezsiniz herhalde değil mi? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Kurun artı zayt. Bak beni dikkatlice dinleyin. Dinlemezseniz ağzınıza acı biber dökmek zorunda kalacağım. Kurun iç zayt yıllık ücretlerin toplamı e, 3.8 milyon euro falan arkadaşlar. Bu iki isim de 3 sene daha kalacaklar takımda. Yani göndermezsek kalacaklar. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi 3.8'i 3 ile çarpın. Hocam çok yapıyor. 11 nokta küsür yapıyor. 12 milyon euro diyelim zararlarına. 12 milyon euro 3 sene durup zarar yapacaklarına ben hem kurun içi hem zaytısı göndersem hayır duasında bulunur musunuz? Hocam Allah razı olsun der misiniz? Sözleşmelerini fesh edip göndersem. Demez misiniz? Ayıp. Yazıklar olsun. Demezseniz yazıklar olsun. Dararın neresinden dönersen dön, kardır. Ben size dedim ya Fenerbahçe bir ikilem içerisinde. Ve bu ikilemden çıkma düşüncesinde. Bakın Bekao, Fred, Oğuz Aydın, Maksimin, Ennesiri. Hani bu isimler şeyde yetişmiyor. Ee, neydi onun adı? Saksıda falan yetişmiyor bu isimler. Bu isimlerin belli bir yıllık ücretleri var. Bekao güzel teklif verirse gidebilecek futbolcu ama Bekao'nun katkısı yüksek. Fred hocam camdan Fred sakatlanıyor. Sakatlansa da Fred'in etkisi Fred yani. Normal et değil Fred. Anladınız mı? Ama ben Zayis ve Kurnuş'la ilgili subliminal mesaj verdim. İlk ay gün çok soruyorsunuz. Yıllık 9,5 milyon euro veriyorsanız vallahi hemen getireyim. Ben size ne dedim? Barcelona bon servis istemiyorum diyor. Alın yeter diyor. Dedim, dedim, değil mi size? Ama oyuncu Türkiye'ye gelmek istemiyor dedim. Şimdi sosyal medyada şey çıktı. Oyuncu e, Manchester City'ye gidecekmiş, gidebilir hiçbir sıkıntı yok. Ama Türkiye'ye gelmeyecek yani. Yani Mustafa Hoca inebildim. YouTube kökenli sorunumuzun hallolması olması için lütfen videoyu beğenin, kısa kısa oynatma listesini açın, üye arkadaşlar ya da üyelik hediyesi isteyenler güzel güzel yorumlar yazın, ben de size kalp atayım. Arkadaşlar kalp de hediye üyelik verirken etkiliymiş. Yani mesela aldığınız her kalp atıyorum 5 video izleme gibi bir şey herhalde ya da ben bilmiyorum tam olarak ne kadara denk geliyor ama daha fazla kalp alan kalpli yorum alan kişiler hediye üyelikte direkt ön sıralara çıkıyormuş. Lütfen güzel hani uzun uzun derken 2-3 cümlelik en az yorumlar yazın. Biz de kalp atalım. Hem biz daha fazla yorum görmüş. Kısaca beğenmiş geçmiş olalım. Hem sizler de hediye üyelikte avantajlı duruma için Ayrıca üye arkadaşlar sizin yaptığınız her yoruma kalp atayım. Ama her yorum derken mantıklı yorumlara hani 1, 2, 3 falan yazıp da göndermeyin yani spam'a düşür. Kanala zararınız olur. Bunu da söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'na İrfancan Can Kahveci takas olacakmış. Bunlar şeyin haberi var mı? İrfancan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem'i bunlar Rusya'ya satacaklardı. Satamadılar. Ellerinde patladı. Transfer için kaynak oluşturacaklardı. Oluşturamadılar. Ayaklarında patladı. Kerem Aktürkoğlu bir daha ben bu kulüpte oynayan anasını nokta nokta dedi. Yine de oynadı. Ağır eleştiriler aldı. Oradan da kurtulamıyorlar. Yani Galatasaray Kerem Aktürkoğlu oldu. Ne yapacak? Diyecek ki bak İrfan Can'a eşdeğer. İstiyor bunlar ha. İstiyor. Bunlar istemesi olmazdı. Falan yapacaklar. Kanmayın. Yemeyin. Uyanık olun. Ayık olun. E, dümenlere kanmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sofya namrabat'tan vazgeçtiğimizi söyledim. Levent Mercan haliyle e, biz sol stoper aradığımız için kalacak haliyle. Zaten şu var. Yetenekli buluyor şu Mourinho. Ama diyor ki bana şu anda yetiştirmelik adam değil. Bana şu anda oynayan hazır adam lazım. Hani mantık bu. Emre Mor 8-9 kulüple görüşme halinde. Ryan Kent de öyle arkadaşlar. 8-9 kulüple görüşme halindeler. Artık hangisinin imzalarlar ben bilemem. E, ama görüşme halindeler. Onu söyleyeyim. Başka bir şey konuştuk mu? Samet Akaydın. Samet Akaydın Fenerbahçe'de dördüncü stoper olarak düşünülüyor diyorlar. Diyordu ya menajere. Ne dördü ne beşi ne ikisi ne altısı. Fenerbahçe'de Samet Akaydın düşünülmüyor arkadaşlar stoper olarak. Ben onu da söyleyeyim. Neyse orta saha transferimizde mutlu son. Hayırlı olsun yeni Fred'imiz. Medina. İnşallah Fenerbahçe'ye katkısı olur. Ama bir altı daha alacağız arkadaşlar. Lütfen kanalımıza destek olalım. Bu kanal hepimizin kanalı. Bakın sokakta caddede gezerken yanlış anlamayın 9090 da güzel bir sayı ama hani hangi kanala abonesin? Ya ben Kadıköy Sokak'ta bir kanala aboneyim. Toplamda 71.400 abonesi var. Demek ayrı. Ya 158. Bin, şey 710.000 takipçisi olan bir kanal var Kadıköy sokak. Aa evet ben de oradayım. Demek ayrı. Kanalımızı taşıyacaksak birlikte taşıyacağız. Herkes bir tane sevdiğini kanala abone etse 71.400 Hadi 3000 tane has takipçimiz olsun. 74 bin oluruz. O 3000 kişilik etkileşimle soyadım kadar, adım kadar, dinim kadar eminim. Bak o dinim kadar eminim. 3000 kişiyi getirin. 74 bin olmayız biz. 100 bin oluruz. O 3000 kişinin getirmiş olduğu şeyden dolayı e, aksiyondan dolayı emin olun okullar açılmadan belki 100 bin oluruz. Ya da belki Eylül ayı bitmeden 100 bin oluruz. Bak ben kefilim. Garanti veriyorum size. Çünkü Para parayı çeker misali. Abone aboneyi çekiyor. Aboneler geldi. 3000 kişilik 4000 kişilik sirkülasyon oldu. Youtube'da hemen trendlere düşüyorsun. Gizli trendler öyle şey trendlere değil. Oraya düştükçe abone sayısındaki artış olunca millete şey diye gidiyor. Bu kanal abone artışında diye. Onlar da abone onlar da abone. Emin olun 100 bini çok kısa sürede geçeriz. Yeter ki hakiki Fenerbahçe'li herkes bir sevdiğini kanala davet etsin. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.